Merhabalar. Öncelikle Kadın Eli Dokunuyordu Derneği adına ve Cimplas ailesi adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Korkusuz kadınlar, güvenli sokaklar diyoruz. Biliyorsunuz çok yakında çok değerli bir ailenin pırlanta gibi bir kızını kaybettik. Sevgili Ceren Özdemir'i kaybettik. Kadın savunmasız görüldü, kadın zayıf görüldü. Biz bununla ilgili toplumsal bir bilinç, bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Kadın hiçbir zaman zayıf değildir. Kadın hiçbir zaman korkmamalıdır. Karanlık sokaklar aydınlık olmalıdır. Bunun için bir proje geliştirdik. İnşallah bu kamuoyu bilincini en güzel şekilde yaratmayı amaçlıyoruz hep birlikte. Konuyla ilgili ayrıntıları Sayın Yönetim Kurulu üyemiz Kübra Nur Bozkurt'tan dinleyelim. Hepiniz hoş geldiniz. Sloganımız Korkusuz Kadınlar, Güvenli Sokaklar. Bu projemiz kapsamında protokol imzaladığımız işletmecisi olan sevgili Derya Hanım'ın spor merkeziyle ortak bir çalışma başlattık. Özellikle ikinci öğretim öğrencisi olup geç saatlerde dışarıda bulunmak zorunda olan kız öğrencilerimize destek olmak istedik. Projemizin içeriği şu şekilde olacak. Bir yıl boyunca 2 haftalık periyotlarla farklı öğrenci gruplarına ücretsiz olarak savunma dersleri verilecek. Bu projedeki amacımız öğrencilerimizin kendilerine bireysel savunma konusunda donanım kazanmasını sağlamak. Biz dernek olarak bir projenin başlatılması kadar yürütülüp ve sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi konusunda hassasiyetli olmak istiyoruz. Bu nedenle projemiz tamamlandığında sizlerle basın mensuplarıyla tekrar bir araya gelip projeye katılım sayısı ve alınan eğitimlerin değerlendirilmesi konusunu konuşmak isterim. Peki başvuru nasıl olacak diye sorarsanız eğer, projemizle ilgili olan gerekli afişlerimiz Ordu Üniversitesi Üye Kampüsü, Meslek Yüksek Okulu Kampüsü, Ünifort AVM'de bulunan kahve merkezimizde mevcut. Başvuru formlarımız da burada mevcut. Dileyen arkadaşlarımız bu formları dolduracaklar ve formlar bize ulaştığında gerekli değerlendirmeler ve gruplandırmalar yapıldığında geri dönükler sağlanıp eğitimlerimiz başlayacaktır. Bu konuda bizleri desteğini esirgemeyen sizlerle basın mensuplarına ve kız arkadaşlarımıza duyarlılığından dolayı sevgili Derya Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Korkusuz Kadınlar, Güvenli Sokaklar diyoruz ve sözü Derya Hanım'a bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ülkemizde biliyorsunuz çok artarak devam eden bir kadına şiddet olayları var. Son dönemlerde de ne yazık ki birçok kadınımız hayatını kaybetti. Bununla birlikte biz de Kadın Eli Dokunuyordu Derneği ile birlikte böyle güzel bir proje başlatmaya karar verdik. Elimizden geldiğince ne kadar çok kadına elimiz dokunabilirse bizim için çok iyi olur, çok mutlu oluruz. Ücretsiz belli kişi sayısında belli kadınımıza kendini savunmasıyla ilgili teknikler öğretmeye çalışacağız. Biz ekip olarak hep derneğimizin yanındayız, kadınlarımızın yanındayız. Teşekkür ederim. Ben de sözü Ordu Üniversitesi Sayın Doktorumuz Nedim Dikmen'e bırakmak istiyorum. Bizim yanımızda oldu, kendisi sağ olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Böyle bir oluşumdan dolayı başta Kadın Eli Dokunuyor Derneği Başkanı Esra Hanım ve işletme sahibi Derya Öztürk Hanım'ı tebrik ediyorum. Yani tüm kadınlar adına güzel bir proje, güzel bir oluşum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii kadın hakları gelişimine bakarsak arkadaşlar, yani çok uzun anlatmaya gerek yok. Yani yüzyıllar geçmiştir. Yani 1215'te Magna Carta'dan beri insan hakları, kadın hakları konuşulmaktadır. 1789 Fransız Devrimi yaşanmıştır. Hemen arkasından kadın hakları bildirgesi yayınlanmıştır 1791 tarihinde. Tabii o tarihlerde kadın hakları deyince özellikle boşanma hakları ve miras hakları üzerinde duruluyordu. Daha sonra bu çalışmalar peyderpey devam etti. İşte dünya 1847'de Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı. Bu da işte Amerika'daki tekstil işçilerinin bir ayaklanması sonucu ortaya çıktı. Yani kadınlar haklarını hep istemek zorunda kalmıştır. Kendilerine karşı gösterilen baskıya boyun eğmemişlerdir. Direnç göstermişlerdir. Ve bu direncin de daha bilinçli bir şekilde şu anda devam ettiğini görüyoruz. Tabii şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani kadının olmadığı ya da kadın elinin değmediği hiç...
başarı sağlanamıyor. Eğer biz güçlü bir ülke, güçlü bir Türkiye olmak istiyorsak kadınlara daha fazla önem vermemiz gerekli. Kadın haklarını geliştirmemiz gerekli. Bunun için de kadınlarımız sadece evde oturan, kendi işini yapan değil, toplumun her kesiminde çalışan, aktif rol üstlenen insanlar olması gerekli. Kadınlar sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette ve girişimcilikte ön planda olmalı. Mesela gelişmiş ülkelerde girişimcilik çok önemli bir faktör. Ekonominin kalkınması açısından da önemli. Tabii ben iktisatçı olduğum için biraz ister istemez ekonomiye kayıyor olay. Çok önemli bir faktör girişimcilik. Girişimci kadın sayısı Türkiye'de ne kadar dersek arkadaşlar, girişimci kadın sayısı 2019 yılı rakamlarına göre 290 bin. Yani nüfusun %50'si kadın, 40 milyon insan kadın. Ama maalesef girişimci kadın sayısı 290 bin. Yani buna esnaf kadınlar da diyebilirsiniz. Bu sayı çok az. Yani %14 oluyor. %14. Oysa gelişmiş ülkelerde bu rakam %35-40'lara kadar çıkmakta olduğunu görüyoruz. Yine meclise baktığımızda, yerel yönetimlere baktığımızda yine kadınların oranı yine %15-20'lerde ifade edilen rakamlar. İnşallah bir gün bizim de meclisimizin %50'si yine girişimcilerin %40-50'sinin kadın olduğu ya da belediye başkanlarımızın %50'sinin kadın olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Üçüncüden bir girdi müdahale esnasında aldık. Buradan alıp vurabiliyor. Müthiş de acı veriyor. Evet, daha sonraki bir yere aldı,